Evet, ilçelerdeki durumları konuştuktan sonra şöyle bir de siyasi partileri konuşalım. Mesela özellikle vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konu AK Parti hangi ilçede adayla kendi adayıyla girecek? Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı kapsamında hangi ilçelerde aday gösterecek? Vatandaşların kafasındaki en büyük soru işareti de bu. Ama burada keşke benim kendi şahsi düşüncem, tabii ki buna genel merkezler ya da partiler nasıl karar verir bilmiyorum ama keşke Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediyesi'nde Mehmet Çekmen mi aday olur ya da kim aday olursa onu desteklesinler. Yani AK Parti'nin gösterdiği adayı destekleyip tüm ilçelerde de kendi adaylarıyla seçime girseler diye düşünüyorum ki yani Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi her ilçede aday gösterirken Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi her ilçede aday çıkarmayı düşünürken Milliyetçi Hareket Partisi neden bir iki ilçeye fit oluyor? Bunu da aklım almıyor desem doğrudur. Çünkü niye? Yani bir kere Milliyetçi Hareket Partisi bir kere Erzurum'da her ilçede adayını göstererek bir Kantar'a çıkması gerekli. Yani benim Erzurum'daki oyun bu. Yani evet, genel merkez geçtiğimiz hafta şu kararı aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz kararını aldı Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ama Yakutiye'de, Palandöken'de, Azizliye'de, Tortum'da, Hınıs'ta, Tekman'da, Karayazı'da, İspir'de bu ilçelerde de yani diğer geri kalan 20 ilçemizde de Milliyetçi Hareket Partili adayları görmek istiyor vatandaşlar. Aday adaylarına baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi şu anda her ilçede aday adaylık başvurusu aldı. Adaylar peki şu mantıkta bakalım. Şimdi ben Erzurum'un herhangi bir ilçesinde bir sonraki seçimde belediye başkanı olmak istiyorum. 5 yıl boyunca ilçemdeki tüm cenazelere katıldım. Vatandaşlara dokundum. İlçemdeki tüm düğünlere katıldım. Tebrik ettim. Onlarla birlikte oldum. Mutlu günlerini paylaştım. İşte arkadaşımın ya da ilçemdeki bir sünnet düğününe katıldım. Eşimin, dostumun, oğlunun, çocuğunun. Orada onların o mutlu günlerini paylaştım. İşte cenazelerde acı günlerini paylaştım. Sevgi biriktirdim. İnsanlarda bir dokunuş biriktirdim. Niçin biriktirdim bunu? İşte 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde ben de aday olacağım. Ben insanlara biriktirmiş olduğum bu sevgiyi belediye başkanlığıyla taçlandıracağım. Gün geliyor. Yok, biz Cumhur İttifakı kapsamında ilçemizden aday çıkarmayacağız. Peki bu insanın biriktirmiş olduğu 5 yıllık o sevgi, o muhabbet, bu ne olacak? Yani insanların siyasi ikballerini böyle alıp rafa kaldırırken bu insanların hiç mi düşünmeyeceksiniz? Bu yüzden bütün adaylarının bence Milliyetçi Hareket Partisi bütün aday adaylarının ortak görüşü şu: Milliyetçi Hareket Partisi her ilçede kendi adayıyla çıksın ve yarışsın. Seçimi kazanır ya da kazanamaz. Çünkü yani bu bir idealdir, bu bir idoldür, bu bir insanın isteğidir. Belediye başkanı olmak bir insanın ilçesinde yapacağı hizmeti taçlandırmaktır. Bence önlerini kesmemek gerekli. Milliyetçi Hareket Partisi üst düzey yetkilileri başta olmak üzere Erzurum İl Teşkilatı'nın da bu konuda çalışmalar olduğunu biliyorum. Erzurum'da her ilçede kendi adayımızla seçime girme taleplerinin olduğunu biliyorum. Önümüzdeki günlerde şekillenecek. Ama nasıl şekillenir? Tabii ki bu genel merkezlerin vereceği karara bağlı. Evet, siyasi partilerimizle devam ederken şu anda sahaya bakıyorum. Bir önceki seçimde ve ondan önceki seçimde Erzurum'da AK Parti'den sonra, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Orta Cumhur İttifakı'ndan sonra bir İyi Parti vardı. Yani geçtiğimiz seçimlerde bir ismi var olan, belediye başkanlık seçimlerinde ismi var olan, bir önceki genel seçimlerde ismi var olan Meral Hanım'ın partisi bir İyi Parti vardı. Şu anda acaba İyi Parti'ye parti var mı Erzurum'da? İl başkanı kim? İl yöneticileri kim? İlçe başkanları kim? Yani İyi Parti diye bir parti var mı? Belki de vardır ki, yani bu varlığını nereden hissediyorum? İl Başkanı Sayın Fatih Güney'in çok değer verdiğim arkadaşım, dostum benim. Geçtiğimiz ay Yakutiye Belediye Başkanı adayı olduğunu İyi Parti grup toplantısında Genel Başkan Sayın Meral Akşener açıkladı. Peki bir ay önce adaylığı açıklanan Fatih Güney'in sahada hiç var mı? Ben göremedim. Yani siyasi anlamda göremedim.
Yani Fatih Bey Erzurum'da sevilen bir iş adamıdır. İstediğiniz zaman telefonunuzu kaldırdığınızda Fatih Bey ile karşılaşabilirsiniz ama bu şahsi Fatih Bey. Peki siyasi Fatih Bey nerede? Yani Yavkutiye Belediye Başkanı adayı Fatih Güney'in beyefendi nerede? Yani sahada yok. Seçime gidecek 4 ay sonra seçim var. Yakutiye gibi yani şehrimizin en önemli noktasına hizmet etmeye talip olmuş Fatih Güney'in ortada yok. Peki Fatih Güney'in yok da İyi Parti var mı? İyi Parti de ortada yok. Yani şu kanaatteyim. Bence İyi Parti Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerde aday bulamıyor. Yani aday ihtiyacı var. Kimse gidip kaybedeceğine inandığı, kaybedeceğini bile bile gidip İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Palandöken Belediye Başkan Adayı, Aziziye Belediye Başkan Adayı, işte Hınıs Belediye Başkan Adayı, Oltu Belediye Başkan Adayı aday olmuyor. Çünkü niye? Kaybedeceklerine bir kere inanmışlar İYİ Partililer. İYİ Partililer Erzurum'a seçimi kaybedeceklerine bir kere inanmışlar. Hani ben aylar önce ne dedim? Meral Akşener Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olursa ne olur? Hiçbir şey olmaz, kaybedecek. İşte Erzurum'da yine ismi öne çıkan Canan Uçar hanımefendi ile Melih Kırkpınar ismi var. Ya artık siz kadrolu aday oldunuz ya. Yani Canan Hanım artık Erzurum'un kadrolu bir adayı. İYİ Parti nerede seçime girecekse Canan Uçar orada aday. O yüzden yani İYİ Parti Erzurum'da aday bulamıyor. İYİ Parti Erzurum'da belediyelerde belediye başkanlığı için yarışacak isimler bulamıyor. Ha Fatih Güney'i buldu. Tamam, Fatih Güney'i buldu da Fatih Güney'in beyefendiyi il başkanlığından istifa ettireceklerdi. Fatih Güney'e dediler ki gel istifa sebebinde Yakutiye Belediye Başkanı adayın olsun dediler. Yani bu 2 kere 2 4 yani bunu bilmek için, bunu görmek için atomu parçalayan bir kişi aramaya gerek yok. Atomu da parçalamıyorsunuz. İşte İYİ Parti Erzurum'da aday bulamıyor. Belki de seçimlere bile girmeyecek Erzurum'da. Ha seçimlere girse ne olacak? Her zaman sözümün arkasındayım. Yani Meral Akşener Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, işte Koray Aydın Yakutiye Belediye Başkan Adayı, Musavvat Dervişoğlu Azziye Belediye Başkan Adayı olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. İYİ Parti Erzurum'da son 5 yılda Melih Kırkpınar Beyefendi'nin il başkanlığı süresi boyunca Erzurum'daki siyasi hayatını tabela partisine çevirmiş bir parti olarak günümüze kadar sürüklenip geldi. Ha şuna da inanıyorum, yani öyle düşünüyorum, belki de 2024 Mart seçimlerinden sonra İYİ Parti kapanacak, İYİ Parti diye bir parti de kalmayacak kanaatindeyim. Evet, İYİ Parti'yi konuştuktan sonra bir de Millet İttifakı'nın eski ortağı diyelim. Eski ortağı, evet, yani Millet İttifakı'nın eski ortağı Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Şehrimizdeki televizyon, radyo ve gazetelerden takip ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylığı için 5 Aralık'lı son gün, 5 Aralık'a kadar yoğun bir tempo yaşandı. Aday adayları başvuruyor. Özellikle Çat, Hınız, Şenkaya, Oltu, Tortum gibi ilçelerde, Karayazı gibi ilçelerdeki önemli isimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı olmak için aday adayları başvurularını tamamladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu hareketlilik şehirde de bir canlılık, bir hareketlilik kazandı. Yani bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adresini bilmeyen insanlar vardı ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ziyaretçi akını yaşanıyor. Yani ben bile mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binasına bugüne kadar gitmemiştim. Serhat Can eş başkanımızın oradaki hareketliliğini görmek, kendisinden bir tebrik etmek için bir gittiğimde, bir ilk kez de ziyaret ettim kendisini. Her gittiğimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir hareketlilik var. Yani gelen var, giden var ama bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarının sanki ya kapıyı kapatın da vurun çıkıp gidelim ya buraya da kim gelir edasıyla seçim hazırlıkları yaptığı bir partiydi. Ama tabela partisiydi ama bugün artık tabela partisi olmanın 5-10 tık ötesine geçti. Yani Serhat Can eş muhalefet yapmayı beceriyor diyebiliriz. Ki muhalefet şart mı? Demokrasilerde muhalefet baş ihtiyaçtır. Önümüzdeki günlerde belki de belediye başkanlarının ağır aksak giden işlerini en iyi şekilde Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Serhat Caneş çıkıp konuşacaktır. Belki de bürokraside ağır aksak giden işleri Serhat Caneş konuşacaktır. Çünkü Serhat Caneş gerçekten muhalefeti beceren bir il başkanı. Bu becerisini de partilerine yansıtmış durumda. İşte
aday adayları başvurusuna baktığımızda sayıların ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. İşte az önce dedik ya, işte bir İyi Parti var da varlığıyla yokluğu bir değil. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum'da İyi Parti'nin de çok çok üstünde bir parti konumunda. Çünkü aday adayı sayısı fazla, partiye gidip gelen sayısı fazla, partideki ziyaretçi akını fazla. Serhat Can eşin o insanları bir araya toplama, birliktelik ve beraberlik hareketleri bence Erzurum'da muhalefetin bu seçimde sesinin çıkmasına sebep olacak. Ama seçim sonucu nasıl olur burasını bilemeyiz. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde çok geçmiş seçimlere nazaran çok fazla bir oy alacağına inanıyorum. Özellikle meclis üyelerine bakıyorum. Yani bakın bugün AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, işte İYİ Parti'nin ya da diğer partilerin belediye başkan aday adayları bile sahaya çıkıp vatandaşla iki sohbet etmezken, iki gün önce ben Yenişehir semtinde bir Cumhuriyet Halk Partisi Palandöken meclis üyesi aday adayının, bakın meclis üyesi aday adayının vatandaşla esnaf ziyareti yaptığını gördüm. Bu kimdir diye sonra dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi Palandöken meclis üyesi adayı. Yani ha bunları ateşleyen ne? Bunları bu hale getiren de gerçekten Serhat Can eş ve ekibinin başarısı olduğunun altını çizmeden geçemeyeceğim. Önümüzdeki günlerde Erzurum'da bence siyasi arenada adaylar açıklandıktan sonra, Yüksek Seçim Kurulu'na aday isimleri verildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimde muhalefet yapacağına ben inanıyorum. Bu da önümüzdeki günlerde göreceğiz, izleyeceğiz. Gerçekten muhalefetinde ne kadar tatlı bir siyaset olduğunu. Çünkü şehrimizde son 20-25 yıldır hiç muhalefetsiz bir seçim geçirdik. Ama bu seçimin şehrimizde muhalefet noktasında hareketleneceğini ve renkleneceğine inanıyorum. Bu arada tekrar Serhat Can eş başkanın da bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Çünkü şehrimize muhalefet noktasında bir renk kattı, bir renk getirdi.